21-28 Kasım 2017 tarihleri arasında yayınlanan mevzuat değişikliklerine baktığımızda 26 Kasım tarihinde yayınlanan dahilde işleme rejimi kararında değişiklik yapılması hakkında karar ile YS ve OKSB sahibi olanlar başta olmak üzere firmaların dahilde işleme rejiminde geçerli olan teminat ve indirimli teminat hususlarının düzenlendiğini görüyoruz. Diğer taraftan kararın sırasıyla İhracat taahhüdünün kapatılması, ihracatın gerçekleştirilmemesi, dahilde işleme tedbirlerine uyulmaması, dahilde işleme rejiminde sağlanan hakların kötüye kullanımı ve yetki başlıklı maddelerinde de değişikliğe gidilmiştir. Ayrıca karara eklenen geçici maddeye de dikkatinizi çekmek isteriz. Diğer taraftan hafta içerisinde Hindistan ve Tayvan menşeli 540233 tarife alt pozisyonunda yer alan poliesterlerden tekstüre iplik için bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir. Yayınlanan tebliğ kapsamında konuyla ilişkili tarafların süresi içerisinde başvuruda bulunup sürece dahil olarak işbirliğine gidebileceklerini hatırlatmak isteriz. Ayrıca 550320 altında sınıflandırılan İran menşeli poliesterlerin ithalatında da 3 yıl sırayla ek mali yükümlülük uygulaması başlatılmıştır. Bununla beraber yayımlanan ithalat rejimi kararına ek kararlar ile küspe ve diğer atıklar, kepek, keten tohumu, kavuz ve balık unu ile Tayland menşeli klimaların gümrük vergisi oranlarında da değişikliğe gidilmiştir. Son olarak geçtiğimiz hafta Türkiye ile Singapur ve Faroe Adaları arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmalarının yürürlüğe girdiğini görüyoruz. Konuya ilişkin detaylı sirkülerlere www.sonmaz.com adresinde yer alan sirkülerlerden ulaşabilirsiniz.